28 Aralık 2021, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi, Moskova'nın Sovyetler Birliği mesajı. 25 Aralık 1991 yılı Sovyetler Birliği'nin resmen dağılması ilan edildi. Sadece Rus vatandaşı için belki de derin hüsran konusu değil bu tarih ama Rus devleti ve özellikle cihana hükmetme kodlarına sahip devlet yetkilileri için büyük facia olarak tanımlanıyor. Putin bu derin travmayı yaşayan ve her fırsatta dile getirenlerdendir. Rusya-Ukrayna krizi üzerinden ABD'nin yeni hamle senaryosu Moskova için yeniden çöktürme atağı olarak tanımlandı ve bu tanım Rusya'nın resmi politikalarını da etkilemekte. Putin geleneksel basın toplantısında en sert sorulara cevap vermekten kaçınmadı. Tam tersi tane tane anlatarak haklı olduklarını ilan etti. Oradan cevaplar medya üzerinden ABD ve İngiltere'ye yönelikti. Israrla sınırlara roketlerle tehdit oluşturanlar sizsiniz, biz değil veyahut biz mi Kanada'ya yerleştik gibi sorularla öfkesini kontrolde tutmaya gayret etti tabii bu basın toplantısından birkaç gün sonra 25 aralık günü Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği duvarlarına yansıtılan sloganlar manidardı Size bir daha hediye yok yazılarının, Büyükelçilik duvarlarına yansıtılan cümlelerin anlamı, Putin'in senelik basın toplantısındaki cevaplarda saklı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü asrın faciası olarak tanımlayan Putin, bu facianın dönemin Sovyetler Birliği yönetiminin başarısızlığı sonucunda Amerika için hediye olarak tanımlar hep. Şimdi ise Ukrayna ile savaş ortamı oluşturmak isteyen Amerika'ya mesaj şudur, Rusya yeniden çöktürülerek size hediye edilmeyecek. Meselenin özü budur, aynen Sovyetler Birliği, gibi yeniden çöküşe iteklendiklerini dile getiren Putin, Sovyetler Birliği yönetiminden farklı olarak bu uğra savaşılır diyor. Yani kısacası diyor ki kapıma dayanırsan savaşırım.